Girişlerim pek güzel olamasa da çünkü bunu kaçıncı çekişim bilmiyorum. Herkese selam. Bugün sizlerle bir kitap önerisi videosu çekiyoruz. Biliyorsunuz ki TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşıyor ve beni izleyenlerin arasında da oraya gidecekler var. Bunu tahmin ederek bu tarihlerde yayınlamanın daha mantıklı olabileceğini düşündüm ki az önce ben de kendime bir kitap listesi hazırlıyordum. Şimdi size okuduğum kitapların çok kısa kısa konularını anlatarak alabileceğiniz 10 artı 2 tane bir manga ve bir çizgi roman olmak üzere toplam 12 tane kitap önerisi yapacağım. İlk kitabım Franz Kafka'dan Babaya Mektup. Franz Kafka'ya ben bu kitapla başladım ve kesinlikle pişman olmadım. Yani eğer yeni başlayacaksanız bu kitabı tercih edebilirsiniz. Yani fiyata da çok uygundu. Ben bunu yine Kocaeli Kitap Fuarı'ndan almıştım. Dediğim gibi bu kitap çok böyle kalbe dokunan bir kitap bana göre. Franz Kafka'nın babasıyla çok çok iyi bir ilişkisi yok ve bu kitapta ona yazdığı mektupları okuyoruz. O dönemde yaşadıklarını okuyoruz. Mektup olması bence anlaşılabilir olması için ve o anı gerçekten yaşıyor hissetmek için ayrı bir avantaj. Çünkü gerçekten o duyguyu ben okurken hissettim. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. İkinci tavsiyem 2 dirhem 1 çekirdek. Bu kitapta günlük yaşamda çok kullandığımız ve Türkçemizi de bir o kadar çok zenginleştiren atasözleri ve deyimlerimizin anlamlarını, nereden geldiklerini, hikayelerini okuyoruz. Bence bu çok güzel bir şey yani bu bir kitapta toplanması. Çünkü yani günlük yaşamda dediğim gibi çok fazla kullanıyoruz ve ben kitabı okurken gerçekten "Aa, bu böyle miymiş?" oldum çoğu yerinde. İskender Pala zaten çok iyi bir yazar. Biliyorsunuz hayatının neredeyse tamamına edebiyat adamış bir insan. Bu kitabı da okumadıysanız eğer kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Edebiyattan girdik, biraz psikolojiden devam edelim istedim. Bilinçli genç olmak. Bu kitap gerçekten yani isminde genç olduğuna bakmayın. Genç yetişkin veya öğretmen diyeyim. Öğretmenlere özellikle tavsiye ediliyor. Bu kitap herkesin okuması gereken bir kitap bence. Bu benim okuduğum ilk psikoloji kitabıydı ve gerçekten psikolojiye karşı ilgimi çok arttırdı. İçerisinde kendime çıkardığım bir sürü ders oldu. Yaşıtımsanız yani lise ve üstü kişilere öneririm bu kitabı. Ama ben bunu 7. sınıfta okumuştum sanırım. Pek de bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir ağır bir anlatımı var diyeyim. Yani yarıda falan bırakmak isteyebilirsiniz. Eğer okumayı çok sevmiyorsanız yani bu kitapla psikolojiye başlayacaksanız o yönden pek tavsiye etmem açıkçası. Ama dediğim gibi lise ve üstü seviyedeyseniz bu kitabı okuyabilirsiniz. Benim çok etkilendiğim bir kitap olmuştu. Okumanızı tavsiye ederim. Bir tane de bilim kurgudan devam edelim. Yani aslında biraz modern klasik de diyebiliriz. Bu kitapta başlığından anlamış olduğunuz gibi bir köpeğin sokakta yaşadıklarını, bir insan onu sahiplenmesi sonucu onun gözünden onun hissettiklerini, duygularını, ona davranılan onunla karşı olan kötü davranışlarından veya iyi davranışlarından sonra köpeğin hissettiklerini anlatıyor. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Yani insanı gerçekten duyarlılaştıran bir kitaptı bu konuda. O yüzden ben bu kitabı okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Önceki videolarımı izlediyseniz büyük ihtimalle görmüşsünüzdür. Çünkü bu kitabı övmeye bayılıyorum. Ya o kadar sevdim yani. Bunu da okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ve Sol Ayağım. Sol Ayağım benim yine küçük yaşta okuduğum bir kitaptı ama kesinlikle okumadıysanız her yaşta yani hangi yaşta olursanız olun bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bu kitapta Christy Brown'un kendi hikayesini okuyoruz. Yaşanmış bir hikaye. Sol ayağını kullanabilen bir çocuk var. Sadece sol ayağınızla resim yaptığınızı veya onunla yazı yazdığınızı falan düşünsenize yani bu kitapta onu yaşayan bir çocuğun hayatını öğreniyoruz. Bu kitap gerçekten beni çok etkileyen bir kitap olmuştu. Bu kitabın ikinci kitabı da var. Onu da en kısa zamanda okuyacağım umarım. Hatta şu an TÜYAP listeme bile ekleyebilirim. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Oliver Twist bir çocuğun ailesinin olmaması sonucu yani öksüz ve yetim olması sonucu bir bakım evine sanırım. Öyle olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim. Oraya verilmesi ve bu çocuğun başına gelen kötü olaylar, buna kötü davranan insanlar tanıması ve oradan kaçması vesaire. Bu olaylar etrafında dönen bir hikayeyi anlatıyor. Ve gerçekten içerisinden çıkarabileceğiniz çok güzel dersler olduğuna inanıyorum. Biraz olay hikayesi aslında. Yani hikaye türü seviyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Ama biraz daha
Şöyle söyleyeyim. Çocuk kitabı kapsamında. Ben bunu yine TÜYAP'tan almıştım. Yine çocuk kitapları okumayı seviyorsanız tavsiye ederim. İlkokul ve ortaokul düzeyine tavsiye ederim. Ayrıca bunun bir filmi de var. Okuduktan sonra filmini de izleyebilirsiniz. Sakısar Dünya. Sakısar Dünya benim yine ilkokul, ortaokul döneminde okuduğum bir kitaptı. Yine çocuk kitabı diyebilirim. Ve tam olarak hatırlamıyorum şimdi yani yanlış anlatmayayım ama üstü kapalı bir şekilde anlatacak olursam iki tane çocuk var ve bunların yaşadığı bir macera var. İşte uzaylı tarzı bir şeyle tanışıyorlar falan. Yani eğlenceli bir kitaptı ama yine dediğim gibi ilkokul ortaokul düzeyindeyseniz öneririm. Yine çocuk kitapları seviyorsanız öneririm. Küçük Prens. Küçük Prens'i ne zaman övmeyi bırakacağım ben de bilmiyorum gerçekten. Okumuşsunuzdur ama okumadıysanız gerçekten okuyun. Yani hiçbir şey söylemek istemiyorum bu kitap hakkında. Bu kitabı çok seviyorum. Ben de konusunu tam olarak bilmiyor bir şekilde okudum. Ve gerçekten çok etkilendiğim bir kitap olmuştu. Yani eğer okumayanınız varsa gerçekten okuyun. Lütfen okuyun. Dokuzuncu kitabımız Fesleğen. Fesleğen din çerçevesinde yazılmış bir aşk hikayesini anlatıyor. Ama okuduğum en iyi aşk kitabıydı diyebilirim. Yani sevdiğinden uzak kalmak zorunda olan bir kızı anlatıyor. Ve mükemmel bir sonla bitiyor. Gerçekten bu kitabı okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Hay Kitap zaten çok sevdiğim bir yayın evi. Hakeza Hikmet Anlaştekin de öyle çok sevdiğim bir yazar. Gerçekten yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Şu an sevdiğim şeyleri anlatmakta zorlanıyorum sanırım. Bu kitabı da eğer aşk hikayesi seviyorsanız beğeneceğinize inanıyorum. Bu kitabı da tavsiye ederim. Ve en iyi genç kurgulardan bir tanesi olabilecek olan Gökyüzüne Tutunurken. Yani bu kitap bence yabancılar çıkmış en iyi kitaplardan biri olabilir. Çok sevdiğim bir kitaptı. Çok güzel bir genç kurguydu. Konusundan hemen kısaca bahsedeyim. Bir kızın babasının annesini aldatması sonucu babasını yakalaması ve bu olayların üstesinden nasıl gelebileceğini düşünmesi sonucu oluşuyor. Bu kitap o olay etrafında dönüyor. Ve gerçekten duygularını çok iyi yansıtmış yazar bu kitaba, kızın duygularını. Yazımı falan da çok iyi yani. Çok iyi bir dili vardı. Bu yazara birçok kere şans vermeyi deneyeceğim. Gerçekten bu kitap beni çok çok etkiledi. Ama şöyle söyleyeyim. Lise çağının altındaysanız pek tavsiye etmem. İçerisinde uygunsuz içerik olabilir. Rahatsız olacaksanız o şekilde tavsiye etmem. Ama gerçekten çok mükemmel bir kitaptı. Okumayanınız varsa ve okumak isterseniz bu kitabı da öneririm. Şimdi R2 bir manga bir de çizgi romana geldik. Manga olarak One Piece'ı öneriyorum. One Piece'ı öbür videolarımdan görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Zaten benim favori birer tane çizgi roman ve manga gösterdiklerinde sürekli bu ikisini gösteriyorum. One Piece'ın ben ikinci cildini aldım fakat daha okuyamadım ve One Piece 40 cilde kadar gitmiş. Ben onu gördüm geçen gün D&R'da. Yetişeceğim. Umarım yetişeceğim. İkinci kitabını aldım. Dediğim gibi okuyamadım. Eğer okursam bu hafta sonu yani TÜYAP'a gitmeden üçüncü cildini oradan alabilirim. Ama dediğim gibi güzel bir şeydi bu. Güzel bir mangaydı. Bir çocuğun korsan olmak istemesi ve ona karşı çıkan insanlar sonucu yani hayallerinin peşinden koşmasını anlatıyor. Dediğim gibi manga seviyorsanız bunu tavsiye edebilirim ama ya biraz uzun bir cilt. Yani bayağı devam ediyor. Eğer sabredebilecekseniz alın okuyun. Yani çok güzeldi. Çok anlatımı güzeldi. Bilmiyorum. Olaylar güzeldi. Konusu güzeldi. Bunu da tavsiye ederim. Ve 12. son kitabımıza geldik. Bu da bir çizgi roman. Ye Son Erkek. Ye Son Erkek'i ben okudum. Bir çizgi romandan bekleyebileceğim her şeyi karşıladı. İlk okuduğum çizgi romandı ve çok beğendim. Yani İlk defa başlayacaksanız da kesinlikle tavsiye ederim. İkinci cildini henüz alamadım ama eğer TÜYAP'ta uygun bir fiyata bulursam kesinlikle alacağım. Biraz pahalı çizgi romanlar biliyorsunuz. Bu hatta 27 lira. Ama değer. Gerçekten çizimleri falan çok iyi. Şöyle göstereyim. Okumanızı tavsiye ederim. Eğer çizgi roman seviyorsanız veya ilk defa başlayacaksanız bu kitabı da tavsiye ederim. Evet, bütün kitapları göstermeye çalışıyorum fakat düşüreceğimden çok şeyim şu an. Eminim. Evet. Bu şekilde sizlere bu videomda TÜYAP için bir dakika. TÜYAP için kitap önerisi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer aldığınız, beğendiğiniz, okuduğunuz bir kitap varsa bana yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.